We can say that each neighborhood had at least four. Burası fırın, 34 tane varmış bunlarda. Like we still do in Napoli. If we don't see the bread on the table, leaves initially. Şey, değirmenli. Değirmenler. Şurada bak fırın. Ya, o da fırın. Aynen. Fırın burada. Masada ekmek olmazsa yemek yok demekmiş Romalılar için. Oo, da. Ha. Facebook'cuya gene geldi. Büyük büyük kazanlar var. Domuz Popidi Priski. Domuz ev demek. Popidi Priski'nin evi. Fırıncının evi arkadaşlar ve etrafındaki dükkanlar da hep kiraladığı yerlermiş. Adam zengin. İsmini de ekmeklerine bastığı damgalardan bulmuşlar. Taverna Tedones'e geldik. Zevkler Taverna. Bu çükçük olabilir mi? Look picture and come back. Çekebilir misin beni? Güzelliğine bak ya. Evet ya. Çok şık cadde abi. Böyle cadde mi olur yani? Manyak mısınız? Allah Allah. The original mosaic in the entrance shows the activity of the owner of the house. See? We have a sale. Genel evler önemli dedik ya yani, ama şehre geldiğinde nereden bulacaksın genel evin nerede olduğunu? Duvarlarda semboller varmış. Bak bakalım ne sembolü. Büyük sembolü var. Evet. Caddede devam ediyoruz. Ne kadar büyük bir şehir değil ya mi? Ya evet yani şey. Bayıldım yani. Yani yapsan oturulacak yani daha. Tabii. Hani hakikaten değil mi? Aralar dereler. Bence belediye yani burayı. Yani saatlerce gezerim ben burada. Belediye burayı imara açarsa bence. Bak Siriki evi. Domuz ev demek. Oo çok güzelmiş, şunu çekeyim gelin. Çek gel. Vay arkadaşlar ya. Evin güzelliği ama. Orijinal demirler var. Burada demirler var ha. Demek ki at arabalarının tekerleri oradan gidiyordu. Ha bayağı raylı. Evet. Fırın raylı sistem. Bak burası şeymiş de demirciymiş. Kornelya. Sonsuza kadar gidiyor Eda. Evet. Mekanlar. Erkek kadın ikiye ayırdıkları bir hamammış burası da. Before Rome, this is very, how to say, Italian, not even Greek. Şimdi bakın tam bir İtalyan mimarisi görüyoruz. Şu limestone, kum taşından dik dik yapılan şeyler İtalyan yapıları. Roma'dan önce İtalyanlar yaşıyormuş burada. Şaşırmayalım. Yunanlar bile değil. Önce İtalyanlar. Topat geldi. İki yılan karşılıklı başka yerlerden geçiyorlar. Çok azıcık belli oluyor. Evet. Burası otel. Otelin barıymış. Barıymış. Şarap falan için. Birkaç günlüğüne geldiğinde bu hospitiumlarda kalabilirsin. Evet. Aa, burası çok güzel. Köşe. Ha onu anlatıyordum. Şimdi bunun etrafı da yıkılmamış ya. Lavlar sayesinde korunmuş ya. O yüzden ilk defa böyle bir şehri tam görebildim yani. Evet, antik yani bir simülasyon şehri gibi oldu değil mi? Antik şehri görüyorum yani. Evet. Evet, genel eve de geldik. Genel eve geldik en sonunda. Eda kutsal mekana giriş yaptı. Arkadaşlar. Şimdi duvarlardaki freskler önemli bizim için. Çünkü burada parana göre pozisyon seçiyorsun. Yani şu 50 lira. Pozisyon kaç liraysa ona göre seçiyorsun. Bu 100 euro. Odaya baksana taş yatak. Bak yatağımız taştan. Evet. Bak şey şey tanrısı, bereket tanrısı. 250 euro. Ekran güzel çıkmıyor o yüzden. Evet.
yapmaya. Evet ve genel evi de bu kadarcık. Odalara girdin dedin. Girdin. Mahzenler. Mahzenci baş. Burada da var. Şu adama şöyle yapsan. Dur orada. Dur. Offering a felat, I don't need to explain you, a fellatio for only two coins. Yani burada yazıyı görüyorsun. Bu discount yazısı, yani indirim var yazısı. İbanez isimli fahişenin fucking için, bumbum için şey fiyatı 2 paraymış mesela, 2 coin. Normalde Luna Party'de 5'se 10'sa. Burada özellikle depremden sonra çok fakirleşmiş halk. Gemiler gelemeyince ticaret gemileri baharat getiren, evet, ipek getiren. Ve de kendi işaretini de koymuş Libanis isimli halk. Ha bak, bülük de var orada. Evlerin tapındığı kendi tanrılarını hep altarlar yapmışlar evlerin içinde. Sen kimi seviyorsan, Zeus'u seviyorsan Zeus'a. Baküs'ü seviyorsan Baküs'e. Burası kaç hektar diye yazmıştım ben. Aa, devam ediyoruz. Hektar demişim, pardon. Şimdi tiyatroya doğru gidiyoruz. Evet. Aa, şey çok güzel. Karakter o sevi. Bakar bak. Ay, evet, çok güzel. Bak mesela herkesin kendi tanrısının altarı var ya, o galiba o da. Galiba. Bak. Bu kadar güzel çıkıyor mu renkler? Üstündeki yeşil falan çok tatlı. Tiyatromuz 5000 kişilik. Yanında da üstü kapalı küçük odeon var. Daha çok dinletiler, müzik dinletiler için kullanılan. Tamamen pırıl pırıl ayakta. Çok hoş. Grubumuzla dinleniyoruz. Mert Kaptan, gezimiz güzel miydi? Çok güzeldi. Yorulduk biraz. İyi oldu ama değdi. Mutluyuz. Burada bir yaz festivali yapılıyormuş Mert. Pompei Tiyatro Mundi diye. Dünya sahnesinde oynanan tiyatro diye. Her yaz yapılıyormuş. Vardı, doğru. Odeon'da 1500 kişilik oturma kapasiteliymiş. Küçük olan tiyatro Odeon, 1500 kişilik olan. Gladyatörlerin evleri. Üstüne giydikleri armor, zırhların hazırlandığı yerler vesaire. Palaestra. Olsaymış. Bak, gladyatörler buralardaymış Mert, evleri. Evet. Şunlar. İçi gözüküyor mu acaba? Ha, içi mutfağında başka şeyler. Ve gladyatörlerin de hani dövüştüğünde öldükleri zaman tanrılara kurban olmuş oluyorlarmış onlar da. Harika. Evet Eda, ne düşünüyorsun şiir hakkında sonuç olarak? Çok güzeldi, iyi ki gelmişiz. Yani tabii ki de. Ah, oh, thank you. Tabii ki de zaten Napoli'yi de gezmeyi çok istiyordum ama burayı da görmeyi çok istiyordum. Artık buradan yana kullandım şansımı. İnşallah Napoli'ye tekrar geleceğim. Hadi bakalım. Bayağı bir gezdirdik. Gezdirdi sağ olsun. Çok güzeldi. Yani gezimiz. Şey. Bu kadar ayakta kalan bir antik şehir tabii görmemiştik. Evet, yani. Evet, yani komplemanını gezdik yani. Evet. Eferin bize. Gel. Eda şu an pizzayla buluşuyor. Orijinal margarita aldık. That's how we're singing at the end of the Bavarian tribal. Guys, do you agree? Yeah. And first of all, thank you very much. Ne haber? İyidir Mert'cim. Şimdi turumuz bitti. Biz evet. Napoli'ye geri döndük ama daha gemimizin kalkmasına 2 saat var. Bu güzel şehri bir gezelim dedik. Ne demişler biliyor musun 18. yüzyılda?
Napoli'yi görmeden ölme. Hadi, hadi bak. Biz o yüzden bu Napoli'ye bakacağız. Görmeden ölmeyeceğiz inşallah. Dur bakalım kısmet. Ve de Campania bölgesinin başkenti burası. Napoli, Napoli krallığı, krallığıymış eskiden. Ta Yunanlar kurmuş, ilk Neapolis ismiyle kurmuşlar. Neapolis yani yeni şehir. Sonradan da işte İtalyan krallık. Evet, kale gözüktü. Hadi bakalım, Pizza'nın başkenti. Hadi. Evet, metroya giden yolu kazınca da tarihi altta çıkıyor. Fantazya'da orada. Çok büyük kale. Gerçekten feci büyük bir kale. Sokakların döşendiği taşa Malta taşı deniyor. Kalemizi gördük. Kalemiz aynı zamanda 12. yüzyılda Aragonlar tarafından yapılmış görkemli bir kaleydi. Şimdi Plebiscito Meydanı'na gidiyoruz. Neredesin? Plebiscito Meydanı'ndayım ama arkadaşlar yani nasıl aldıracağım buranın bilmiyorum. Gene şeylerden. Devasalardan. Palazzo Reale bir tarafta. 17. yüzyılda çok görkemli. Şehrin en büyük merkez meydanı burası. Mesela böyle böyle heykel dolu hep tabi. Sırayla heykeller var. Nasıl olacak ha? Çok fena, çok büyük. 17. yüzyılda Bourbon. Bir daha şöyle. 17. yüzyılda Bourbon. Bourbon halinden barok binada yaşamış. Ha. Napoli'yi öl ve... Ay Napoli'yi gör ve öl. Evet Eda, ne düşünüyorsun? Kocaman olsaymış abi. Molto bene. Bu ne ya? Bu ne böyle ya? Hı? Bir de güzel meydan ha. Vatikan'daki San Pietro'na. O yüzden Little Vatikan'da diyorlar. Kilise izinden buralara. Harika. Çeşitli fotoğraf çektiren turistleri bir çeker misin şunları Allah aşkına? Operasına gidiyoruz. Dünyanın en eski yaşayan hala içinde konserler verilen opera binasını göreceğiz. Hatta La Scala'dan bile eskiymiş. Hadi bakalım. Bu tiyatro binası çok önemli. San Carlo 17. yüzyılda inşa edilmiş. Çok görkemli bir bina istemiş Kral Charles. Ha. Yani şu anda ama anlamı yani şey restorasyonda göremeyebiliriz. Size bir ayrıntı anlatacağım Carlo Operası ile ilgili. Kral Edward III ihtişamlı bir opera binası istemiş. Bin küsur işçiye yaptırmış böyle çalıştırmış 8 ayda falan filan. Ama adam diktatör ruhluyum. Şöyle sanattan falan da pek anlamazmış. Buraya atlar getiriyormuş, atlara gösteri yaptırıyormuş. Anca onları anlıyormuş. Opera falan olduğunu uyuyormuş. Var mısın yalnız galerilerden? Çok yakın ya, evet. Gitti be neredeyse. Bakıyorlar. Çok güzelmiş ama bina. Evet Eda. Şu an AVM yani. Bunun benzerini bina da vardı hatırlıyor musun? Ama şey çok şık. Çok şık. Kupus kocamanlı. Evet, yani alışveriş dedik ama bu kadar da demedik yani. Allah'ım yarabbim, yerdeki mozaiklere mi bakayım? Heykellere mi bakayım? Kabartmalara mı bakayım? Ha bu şey, bu da haç şeklinde gene. Tabii. Ha, vay çakallar vay. Şu duymuş olduğunuz meşhur ambulans sesleri, bunların değişik oluyor. Şimdi arkadaşlar Maradona'ya burada Papa'dan bile daha çok değer veriyorlar ve çok seviyorlar Maradona'yı. Ha. Çünkü zamanında Maradona buranın futbol takımı SSC Napoli'yi şampiyon yapmış. Evet. Geç.
Caddesi'ndeyiz. Çok neredesin? Meşhur Via Toledo Caddesi'ndeyiz. Çok meşhur bir alışveriş sokağı. Bu esnada bir sfogliatellacı gördüm. Bu da bunların ricotta peyniri doldurulmuş güzel bir tatlar. Limonlu bir de böyle hem de ricotta peynirli. Napolitan. Mis. Çıtır çıtır. Afiyet olsun. Sağ ol. Cadde sonsuza kadar gidiyor. Evet, hep alışveriş. Bu birçok şeyi birbirine bağlıyor Eda. Durum bu. Napoli'nin simgelerinden Pulcinella'yı görüyorsunuz. Pulcinella, Pinocchio gibi. Böyle bir siyah bir maskesiyle her zaman temsil ediliyor. Elinde işte bazen pizza, bazen makarna tutuyor. Birisi size Pulcinella hediye ederse bütün kötü şeylerden sizi koruyacağına inanılıyor. Kötülükleri o çeker. Size bir şey olmaz. Sonsuza dek uzuyor caddemiz. Ya. Size yani şunun içini göstermek istiyorum. Bu tavanlar ne ya? Bayağı alışveriş caddesi dediğim gibi mesela işte. 4.90'a falan. Ya ucuz burası ya. Kargo pantolon 14. Piazza Carita. Nasıl küçük küçük bisler de her yerde fiyatçıklar. Vallahi bildiğin şey. Çok güzel. Güzel yani bildiğin güzel yani. Bak Aperol Spritz içiyorlar pizzayla. Evet Mert'cim nihayet Via Toledo'dan sonra Dante Meydanı'na geldin. Arkanda bu arada harika bir dolunay var. Çok güzel gözüküyor. Dante Meydanı önemli bir meydan. Yani Toledo Caddesi'ni kesiyor. Buradan artık şeye, tarihi kent merkezine doğru devam edilebilir. Bakın isminin Dante Meydanı olmasının sebebi de şurada hemen ortadaki Dante heykeli. Biliyorsunuz ki İtalyanlar için Dante önemli bir karakter, kişilik. Evet, İtalya bizi şaşırtmıyor. Tabii ki yani İtalyano. Her zamanki güzelliğine devam ediyor. Sahaf sanırsam. Vay. Nasıl güzel bir kapı. Via Port Alba'ya o kapının altından girdik. Biraz büyük bir şey var burada. Çok güzelmiş heykel. Kesin Nuova meydanı ve kilisesi aynı zamanda. Çok güzel bir heykel değil mi? Ben şunu ayrıntılı çekiyorum, sen çekme. Şu anda ama araba çarpacak bizi. Kağıt sende. Napoli bana çok ucuz, canlı güzel geldi arkadaşlar. Enoteka, bakın şarapçı. Pizzeryaları var güzel. Gelateryaları var. Limoncellosu var. Daha ne olsun yani? Sakin ol, Napoli güzel diye geri kalı vereceğim burada. Vallahi gemiyi kaçıracağım olacak. Motorlara bak. Mert şaşaladı. Aşkım motorun motorcunun harman olduğu ülkedeyiz. Burası da Piazza Municipio, Piazza. Piazza meydan demek yani. Municipio, belediye meydanı. Hemen kalenin arka tarafı oluyor.
Zaten kalenin arkası da, yani yan tarafı şu karşımızda gemimiz. Hey fantazi, gemimiz şurada hemen. Şu an tesadüfen gemimizi gördüm. Arkamda da Mercadante tiyatrosu var. La la la. Ve sizlere Napoli'den. La 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 la. And the bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling. Ring-a. Me too, bell, me too, bell. Hearts will play, tippity-tippity-tippity-tippity-tippity. Now for you. Tarantella. Bravo. Yazdan kalma bir günde Napoli'yi de güzelce gezmiş olduk. Şöyle Napolitana pastalar var, makarnalar yani. Baharatlar. Limoncello buranın meşhur tabii ki içeceği. Amalfi'nin, Sorrento'nun. Bu da Sorrento limoncellolarıymış Mert. Şekerlemeler. Evet, bye bye Napoli deme zamanı geldi. Şu an 20 geçiyor normalde. 30 geçe kalkacaktı, anlamadım niye erken kalktı 10 dakika, çok enteresan bir şey yani. Olmaması gereken, ya da belki acaba tam hani alacağını aldı, satacağını sattı, belki ondan oldu. Şimdi bir gün denizde Palma de Mallorca'ya ta ileriye geçiyor. O önümüzde şey var, Grimaldi Lines var önümüzde. Çeker mi? Biraz karanlık da. Mallorca'ya doğru seyre çıkıyoruz yavaş yavaş. Bakalım kaptanlar yukarıda. 603 nautical mile. Ne diyorsun ya, 603 mil mi? Evet. Şaka yapıyorsun. Yarınımız bütün gün şeyde geçecek. Yolda, yani denizdeyiz yani yarın bütün gün. 24 saate yakın denizde geçecek değil mi? Yani alttan bütün Akdeniz'i. 600 küsür deniz mili dedin ha? Akdeniz'i doğudan batıya geçmiş gibi olacağız yani. Kaç dedim bir daha söyle. 603 nautical mile. 600 desen? Evet. 1800'e 2'ye katlasan 1100 kilometre falan. 1852. Vay be. Ciddi mesafe var. Bu arada önümüzdeki mesela Grimaldi devam etmese bu ona şey yapabilir. Evet, artık 600 küsür millik seyahate başlıyoruz. Mendrek'ten çıkış yapıldı. Koskoca Napoli limanında. Böylece it's time to say goodbye oldu. MSC'nin klasik şarkısı. Her limandan ayrılışta time to say goodbye çalar. Evet, Eda beyaz partiye hazır. Gayet. Bugün beyaz part var gemimizde. Herkes beyaz giyinecek. Ama seni de çekeyim yani. Kaptanım. Aynadan çekelim arkadaşlar. Nasılız ama? Aynen. Olduğu kadar gayet iyi. İyi, hadi bakalım. Görüşürüz. Bye bye. Gemiye bakar mısınız ya? Böyle gemi mi olur abi? Ne? Şuralar da kabin. Güzel Manhattan bardayız. Burası çok tatlış oluyor. Mert kapitan bize bir şeyler alıyor. Mert'cim ne içiyoruz? Bir tane spritz alacağım. Spritz buradaki geleneksel içkimiz. Güzel oluyor. Güzel ve... Tabii gerçek aperol olsa daha güzel olur. Bir önceki sene aperolle yapıyorlardı. Bu sene biraz kısmışlar. Kabul et. Neyi? Şöyle bir tane Dominik'le oğlan var. Animatör Dominik'li. Tatlı bir çocuk. Teyzeler var, yaşlı böyle. Demiş ki bir animatör kıza, ya dans edecek birini gönder bana demiş. Oğlan hemen paket tip teyzeyi dansa gösteriyor. Harika ya. Süper ya. Yani herkes burada bekar bekar da eğlenebilir.
vardı. Kaçtım. Aha.